Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu uygulamamızda SolidWorks sertifika sınavında yer alan ilginç parçayı modelliyorum. Modelleyeceğimiz parça aslında çok zor değil. Sadece birkaç tane ayrıntısı var. Onları fark ettiğiniz zaman oldukça kolay bir şekilde çizebileceksiniz. Zaten ben çizdikçe de bunu onaylayacaksınız arkadaşlar. 3 aşamada çizeceğiz temel olarak bakarsak eğer. Bakın ilk olarak burada bir ekstrüzyon işlemi var. Şöyle göstereyim size. Ön taraftan bakarsam burada düzgün bir ekstrüzyon işlemimiz var. Daha sonrasında şu işlemi yapacağız. Bakın burada bir eğik bir düzlem oluşturmamız gerekiyor. Burada bir ekstrüzyon işlemimiz var. Ardından yine burada aynı şekilde bir ekstrüzyon işlemimiz var. Daha sonrasında burada bir kesme işlemimiz var. Delikler var. Ayrıca burada bir çıkıntımız var tabi deliği kesmeden önce. Bu şekilde sonuç olarak bu parçayı elde edeceğiz. İlk olarak ön düzlemde skeç açacağım. Şu şekilde skecimi açıyorum. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz profili çiziyorum arkadaşlar. Hızlıca çizeceğim. En sonunda ölçümlendirme yapacağım. Şu parçalar birbirine eşit olacak. Şu parça 60 mm, burası 40 mm, bu kenar 25 mm. Şurası 10 mm. Bu kenar 50, bu kenar 37,5. Şurası 25, pardon burası 25. Şurası ise 100 milimetre. Bu kenarım 100 milimetre. Bu kenar ve bu kenar arası toplam uzunluğum 200 milimetre. Görmüş olduğunuz gibi şeklim tam tanımlı hale gelmiş oldu. Şimdi bunu katılacağız arkadaşlar. Buradan katılamaya giriyorum. 100 milimetre bir katılama yapıyoruz. Perspektifi açalım. Renk atayalım. Sarı olsun Şimdi şu yukarıdaki bölümü modelleyeceğiz. Daha sonrasında şuradaki kesme işlemini yapacağız. Buradaki kısmı çizmek için şu şekilde bir eğik bir düzleme ihtiyacım var. O yüzden düzleme tıklıyorum. Daha sonrasında bu yüzey ve bu kenarı seçiyorum. Ardından burada bir açı tanımlayacağız. Açım 30 derece olacak ve ters yöne olacak. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde düzlemimi oluşturuyorum. Daha sonra düzlem üzerinde çizim açıyorum. Bakın şöyle bir işlem yapacağız. Şöyle çizelim. Burası dik. Bu buna. Teğet olacak. Ölçüleri girelim. 30 verilmiş şu kenar arası. 30 milimetre. Şu kenar ise 50 milimetre olarak verilmiş. Evet buradaki çizim tamam. Bunu extrude edebiliriz. Buradan extrusion ile katı oluşturmaya tıklıyorum. Tersini seçeceğim. Up to next diyeceğim arkadaşlar. Bakın bu yüzeylere en yakın olan yani görmüş olduğunuz gibi zaten sarı çizgilerden de belli olduğu üzere bu şekilde bir katılama işlemi yapıyor. Daha sonrasında şu kenardaki kesintiyi yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim şunu gizliyorum. Ardından burada bir çizim açıyorum. Bir yay atacağız arkadaşlar şu şekilde. Bakın bu yayın bir ucu bu kenarda, diğer ucu ise burada. Buna ölçü verelim. Bunun ölçüsüne bakıyorum. 50 mm ölçüsü olacak. Ardından şu mesafem 45 mm olacak. Daha sonrasında şurayı kapatalım şu şekilde. Evet şimdi kesebiliriz arkadaşlar bunu. Extrusion ile kese tıklıyorum. Bir sonraki yüzeye kadar yapacağız. Up to surface. Tam şu yüzeye kadar keseceğim. Evet. Ardından burada bir kesme işlemimiz var. Onun için hemen burada çizim açıyorum. Daha sonrasında tam bu dairemin merkezinde bakın şurada. Hatta şöyle yapalım. Eşit diyelim. Aynı merkez diyelim. Bunun çapı Bakıyorum 25 milimetre olacak. Ardından tam orta noktalardan geçen, böyle göstereyim tam böyle ortadan geçen iki tane yardımcı. Bunu yardımcı yapalım, orta nokta yapalım. Bu şekilde tıklayalım buraya ve bu şekilde tıklayalım. Bunu da yardımcı yapalım. Daha sonrasında bu iki yardımcı çizgiyi seçiyorum ve offset diyorum arkadaşlar. 5 milimetre olacak. Uçları kapat diyorum çizgiyle tamam. Çift yön olacak, okey. Bu şekilde onaylıyorum. Ardından trim komutunu kullanarak bakın arkadaşlar bu şekilde kesme işlemi yapacağım. Şöyle göstereyim şöyle. Şunları hep keselim. Evet bu şekilde kesme işlemi tamamlandı. Trim komutunu bu şekilde kullandık. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Extrude ile kes diyeceğim tekrar. Buradan kontür seçimine tıklıyorum. Burası olacak. Kör olacak ve bakıyorum kaç milimetre olması gerektiğine. 5 milimetrelik bir kesme işlemi uygulayacağım. Bu şekilde kesiyorum. Daha sonrasında burada bir delme işlemim var. Onun için tekrar buraya bir çizim açıyorum. Ardından daire komutuna tıklıyorum. Bakın bu daire seçiliyken bununla aynı merkez yap diyorum. Şu şekilde. Ardından buna ölçü tanımlıyorum. 15 milimetrelik bir çapım var. Daha sonrasında tekrar ekstrüzyon ile kese tıklıyorum ve tümünü kes diyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde tümünün hatta bir sonraki yüzeye de diyebilirdik bu şekilde kestik. Şimdi buradaki çıkıntıyı yapacağım. Bunun için tekrar bir plane'e ihtiyacım var. Buradan plane'a tıklıyorum. Bu yüzeyi seçiyorum ve bu kenarı seçiyorum. Ardından buradan tekrar açımı seçiyorum. Açım ne olacakmış? Ona bakıyorum. 20 derece olacaktı sanırım. Evet 20 derece olacak. Yine ters olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Daha sonrasında bu plane üzerinde çizim açıyorum arkadaşlar. Çizgi komutuna tıkladım. Şu şekilde bir çizim yapıyorum. Şu kenarlar eşit uzunlukta 3 noktaya tıkladım bunları birleştireceğim bu buna teğet olacak ve buna da teğet olacak ölçüleri girelim bakıyorum ölçülerine 25 olacakmış burası şu arası 15 milimetre olacak şu kenarım 40 milimetre olacak ve bu şekilde ekstrüzyon işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Ölçülerimiz tamamlandı. Konturumu seçiyorum. Ters yönde diyelim. Aptı. Next diyelim arkadaşlar. Bu şekilde onaylıyorum. Plane'imi gizliyorum arkadaşlar. Burada bir çıkıntımız var. Burada tekrar sketch açıyorum bu yüzeyde. Daha sonrasında daire komutuna tıklıyorum. Bu daire bununla iş merkezi olacak. Ve çapı ise bakıyorum. 25 milimetre olacak ardından ekstrüzyon ile katı oluşturmaya tıklıyorum toplam 15 milimetrelik bir ekstrüt işlemi uyguluyorum Ardından burada bir çizim açacağım Bir dairem olacak arkadaşlar tam ortasında bu Dairemin çapı ise 12 milimetre olacak Boydan boya kesme işlemi uygulayacağız Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parçayı modelledik. Herhangi bir eksik kalmadı. Tamamen tam tanımlı bir şekilde modellemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.